Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Kampı'nın 5. haftası 3. videosundayız. Açı ortayın da 3. videosu yani açı ortayın son videosu. Arkadaşlar son videoda dış açı ortayı işleyeceğiz. Hadi o zaman dersimize başlayalım. Dış açı ortay teoremi arkadaşlar. Öncelikle kuralı söyleyeyim daha doğrusu tanımını söyleyip bilmemiz gerekiyor çünkü tanım gibi algılayın. Ee, çünkü önemli kullanacağımız şeyler arasında ondan sonra da ispatını da yaparız. E, dış açı ortay teoremi nedir? Ya bir üçgendeki dış açıyı ortalayan doğruya dış açı ortay uzunluğu diyoruz. Ve dış açı ortay teoremi de şu arkadaşlar. Dış açı ortayın değdiği yerden başlayacaksınız. Bak şuradan başlayacaksınız. Tekrarlı. Nasıl tekrarlı? Dış açı ortayın değdiği yerden başlayıp tekrarlı. Şu bölü tamamı yani n bölü n artı n neye eşittir? İlk ok nereye değiyor? A'ya. A bölü ikinci ok nereye değiyor? B. Şeklinde aklınızda tutarsanız daha güzel olur. Ha bazıları şöyle yapıyor. Mesela şunu şöyle düşünüyor. Hocam dış açı ortayın değdiği yerden başlayıp hilal. Şu, şu n bölü a şöyle bakın hilal oluşturuyorlar. Bakın gördünüz mü? Şöyle bir hilal. Yani bu hilal oluşurken n bölü a n artı n bölü b de diyor. Siz bilirsiniz. istediğiniz şekilde kullanın. Ama bende ne bileyim alışkanlık oldu. Dış açı diye değdiği yerden başlıyoruz. Normalde iç açı da kollar oranı tabanlar oranı ya. Dış açı ortayda da tabanlar oranı kollar oranı diyorum. Tabanlar oranı sadece tekrarlı. N bölü N artı M. N nereye demiş? A'ya. A bölü N artı M de B'ye demiş. B şeklinde diyorum arkadaşlar. Zaten burada da yazılı. Kuralımız bu. Peki hocam bu nereden geliyor? İspatı çok kolay. Arkadaşlar şu üçgeni direkt katlayacak olursak. Bu açı ortay ya açılar eşit ya. Direkt katlaması nereye gelecektir bu üçgenin? Hocam bu üçgenin katlaması zaten direktman buraya gelecektir. Şu katlanmış hali diyecek olursak. N ise burası N. A ise burası. A. E, burada da üst üste binen da birbirine eşit olacaktır. Dikkat ederseniz şu üçgende ne çıktı? İç açı ortaya çıktı. N bölü N artı N. Bak kollar oranı tabanlar oranı eşittir. A bölü B'ye eşittir şeklinde çıkıyor. Ha ispatıyla da sıkıştığınız zaman ispatına da başvurabilirsiniz. Bu da kolay bir yöntem arkadaşlar. Tamam. Evet bu da kolay. Orantı mantığını yine burada kullanabilirsiniz. N bölü N artı N derken atıyorum 5 bölü 7 ise Burası 5K burası 2K ise hocam 5 bölü 7. Bak 5 bölü 7. E o zaman burası 5 anken tamamı 7 endir diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde orantı mantığını da yine sorularda kullanabilirsiniz. Arkadaşlar hadi bakalım örnek 16 ile başlayalım. Evet üçgenimiz nerede arkadaşım? Üçgenimiz burada. Bakın bu üçgende bir dış açıortay çıkmış. Bu üçgendeki dış açıortayda açıortayın değdiği yer o burası. Buradan başlıyorsunuz tekrarla şu bölü tamamı yani x bölü x artı 4 eşittir. İlk ok 2'ye değiyor. 2 bölü 2. ok 3'e değiyor. 3 dersiniz. İşler dışlar yaparsınız. 3x eşittir. 2x artı 8'den x'i de 8 bulursunuz. Ya da hocam şu bölü tamamı 2 bölü 3 eşit olacak ya. Yani burası 2k iken bakın burası 2k iken tamamının ne olması lazım? 3k olması lazım. tamamı 3k. 2k'sı buradaysa buraya k kaldı. k4 2K'da 8 olacak diyebilirsiniz. Orantı mantığıyla da yaparsınız. Ama genelde e, iç açı ortayda orantı mantığı daha güzel giderken dış açı ortayda maalesef o orantıyı yakalayamayabiliyoruz. O yüzden bu şekilde yapmakta fayda var. Siz bilirsiniz. Size bırakıyorum. E, biraz da öğrencinin tekniğine kalmış bir şey aslında bu. Geldik örnek 17'ye. Evet 16, 17. 17'de ne var? Hocam 50 ve 65 var. Başka hiçbir şey yok. E ne yapacağız? Özel bir durum var mı? Özellikle iki açı yan yana gelince özel bir durum var mı diye inceleriz. E i̇ki açının yan yana gelmesinin özelliği nedir? 180'e tamamlayan açısıdır. 50 ile 65'in toplamı 115 yaptı. 180'e tamamlayanı kaç? 65. Aa hocam 180'e tamamlayan 65. E burası mı 65? Ya bunu uzatırsın. 65'ler yan yana olmadı. Sil. Ya da bunu uzatırsın. Bak burası 65 oldu. Aa ne güzel. Şu üçgende ne çıktı? Dış açı çıktı. Bir de oran verilmiş. CD uzunluğu K iken BD uzunluğu 2K verilmiş. Şu 2K'yı K'yı yazalım arkadaşlar. Şimdi dış açı ortayın dediği yerden başlıyoruz. Bakın şu üçgende dış açı ortay. Hop şuradan. Hocam şunun tamamının oranı. 2K bölü 3K eşittir. 6 bölü X midir arkadaşlar? 6 bölü X. İlk ok 6'ya ikinci ok X'e değdiğinden dolayı. Buradan 2x eşittir. 18 ise x'i buradan kaç buluruz? 9. Ya da hocam 2k'daki 6 ise 3 katı. 3k'daki de 3 katı. Direkt 9 yazabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış orantı tekniği. Tamamen sizin becerinize kalmış. Geldik örnek 18'e. Hocam öncelikle şunu söyleyeyim. Bak nokta nokta çizgi çizgi. Yani a, a b b derseniz. Hocam 2 artı 2 b 180'den a artı b kaç derece geliyor? 90 derece geliyor. Heh, buraya dikkat. Niye dikkat? Bazen buradaki dik üçgeni de kullandırabilirler. Dik üçgenin kenarlarıyla alakalı bir şey var mı burada? Maalesef yok. O yüzden burada Pisagor bağıntısı kullanmayacağız. Dursun. Ama dikkat edin bir doğru açı da, bir doğru açı hem iç açı orta hem de dış açı orta olacak şekilde iki eş parçaya böyle bölünmüşse iki parçadan oluşuyorsa böyle açı ortaylar arasındaki kalan açı kaç derece? 90 derece. Önemli bir şeydir. Bazı özel sorularda karşımıza çıkabiliyor. Bak tekrar söylüyorum. Nokta nokta. Bak bu açı ortayla bu dış açı ortay. A, B, B dersek burası 90 oluyor. Yani iki tane iç yani bir üçgenin bir üçgenin bir iç açı ortayla bir dış açı ortayı arasındaki açı kaç derece arkadaşlar? 90 derece nokta ile çizginin toplamı 90 yapıyor arkadaşlar. Neyse, şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Bu üçgende ne var? Hocam bu üçgende iç açıortaylık var. E kullanacağız, mecbur kullanacağız. Madem iç açıortay var, iç açıortayı kullanacağız. E hocam iç açıortay, burada 1'e iki oran var tabanda. Hemen koldaki oranı da 1'e iki şeklinde yaz. E, hocam bu üçgende aynı zamanda dış açıortaylık da var. Dış açıortayın değdiği yerden başlayıp hop tekrarlı şeklinde yazmıyor muyduk? Yazıyorduk. Yani x bölü tamamı x artı 6 eşittir. İlk ok k'ya diyor. K bölü ikinci okta 2 iki k'ya diyor. 2 k'ya eşittir. K'lar gitsin. Buradan 2 x eşittir x artı 6'dan. X'i de kaç buluruz arkadaşlar? 6 olarak buluruz. Yani örnek 18'in cevabı da böylelikle 6 çıktı. Geldik örnek 19'a. Hmm. Peki örnek 19'u şöyle bir gençler kendiniz bir yapar mısınız? Hadi yapın bakalım. Yaparsınız eminim yaparsınız. Çok kişinin zorlanacağı soru, ama aslında bir ipucu verdim. Hadi bakalım yapın. Ben başlıyorum yapmaya. Hocam, öncelikle şunu söyleyeyim. Burada ne var? İç açı ortaylık var, değil mi? Şu üçgende iç açı ortaylık var. Hocam, burada bir iç açı ortaylık var. Eyvallah. E tamam. Madem burada iç açı ortaylık var, e hocam 90 da verilmiş, ama 90 verilmiş ama buradaki dik üçgenin maalesef dik kenarları yok. Kullanabiliyor muyuz? Kullanamıyoruz. E hocam ne yapacağız o zaman? Şurada açıların mantığını kullanacağız bir kere. Hocam sadece iç açı ortaylıkla soru çıkıyor mu? Çıkmıyor. Hocam iç açı ortayda kollar oranı tabanlar oranı desek. Valla tabanda da oran yok ama ikisinde k katını yazmaya çekinmeyin arkadaşlar açı ortayda. Yani burada tabandaki oran hocam burası 2k iken burası da xk yazın. Lütfen yazın. E sonra 3'ü kullanamıyoruz. E kullanmak için verilen bilgiyi kullanmam lazım öncelikle. Öncelikle ne yapalım? Hocam şuraya bir alfa buraya da bir alfa diyelim. E bunun tamamı 90'dı. Buraya da 90 eksi alfa diyelim. Tamam mı? Çünkü tamamı 90. E bunun tamamı 90'sa 90 90 eksi alfa dedik buraya. E ne yapacağız? E hocam yapacak bir şey yok. Açılar yan yana burada. Açılar yan yana durunca ne yapıyorduk? 180'e tamamlayan açısı özel bir durumdu. E hocam şurayı topladığım zaman 90 eksi alfa ile alfanın toplamı 90. Bir de alfa ile toplamı 90 artı alfa. 90 artı alfanın 180'e tamamlayanı kaçtır? 180'e tamamlayanı kaçtır? Yani sen 90 artı alfa neyi toplarsan 180 yapar? Hocam 90 eksi alfayı değil mi? Evet. A 90 eksi alfa. 180'e tamamlayan 90 eksi alfa yaptı. 90 eksi alfa burada da var. Hocam 180'e tamamlayan açısı ya burası ki 90 eksi alfalar yan yana gelmedi ya da burası. Burası da 90 eksi alfa oldu. Hop bu da açı ortay oldu mu arkadaşlar? Oldu. Yani bir de bu üçgende dış açı ortaylık var dış açı ortaylığı kullanalım. Hocam şunun tamamının oranı nedir? 3 bölü 5 artı x eşittir. İlk ok nereye değiyor? x k'ya. İkinci ok nereye değiyor? 2 k'ya. Yani siz açı ortayda da x k'ya 2 k ya yazın. Benzerlikte de yazacağız çünkü oranlarken oradaki k'lar gidiyor. Bak k'lar gitti. İşler dışlar yaptığımız zaman x kare artı 5 x eşittir 6 çıktı. x kare artı 5 x eksi 6 eşittir 0'dan. Hocam çarpanları ayıracağız. Eksi 1'e artı 5 dersem x e x çapraz çarpımları yok. Eksi 5'e artı 6 dersem çapraz çarpımların toplamları artı 5 x'i veriyor. Sıkıntı yok. Yani x eksi 1 çarpı x artı 6 eşittir 0 olacağından bu 0'a eşitse x buradan 1 gelir. Bu 0'a eşitse x buradan eksi 6 gelir. x eksi 6 olamayacağından cevap kaç olur arkadaşlar? 1 olur. Yani örnek 19'un cevabı böylelikle 1 yaptı. Ha şimdi siz nasıl yaptınız? Ben burada biraz detaylı anlattım, İşin ispatını anlattım, olayını anlattım. Biraz önce ne dedim? Eğer açı ortaylı şeyde, bak şuraya bak, şuraya bak. Ee, bir üçgenin bir iç açı ortayı bir dış açı olduğu zaman burada kaç kaç derecedi? 90 dereceydi. Buna dikkat edin. Yani bir üçgende iç ile dış arasındaki açı 90 derecedir. Ee, burada da artık şuraya da baktığımız zaman size yapın dedim ya. Onu fark ettiniz mi bilmiyorum. Bak iç açı ortaylık var 90. Ha iç ile dış. Yani direkt buraya da dış açı ortay diyebilirdik. Aradaki açının 90 derece olması için arkadaşlar. Tamam mı? Ee, i̇nşallah buradan yapmışsınızdır. Yaptıysanız da helal olsun. Ee, artık bu işi yavaş yavaş öğreniyorsunuz anlamına geliyor zaten bu. Evet örnek 19 böylelikle bir çıktı geldik. Örnek 20'ye. Tamam bunu siz yapın. Yine bunu siz yapın. Öğreniyorsunuz arkadaşlar zor sorularda biraz uğraşmanızı istiyorum. Çünkü bizler zamanında uğraşarak, emek harcayarak, bir soruya yarım saat harcayarak belki bu noktaya geldik. Sizlerin de bizim gibi olmasını istiyoruz ve onun için çabalıyoruz zaten. Hadi bakalım yap bakalım bir katlama sorusu da var. 90 derece de var. 90 derecenin mantığında kullanama tamam mı? Hadi örnek 20 ben başlıyorum. Ee, ABC üçgeni şeklindeki kartondan şurası 90 derece olarak verilmiş. Bu karton DB boyunca katlandığında şekil 2 veriliyor. Arkadaşlar öncelikle ne yapıyoruz? Katlanılan hali bir geriye doğru açıyoruz. Bak eski şekil oluşuyor sadece. Tamam. Sonra katlamayı açtığım zaman hocam 6 ise pardon 8 ise üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 8 ise burası 8. Başka ne var? Burası X ise şu üst üste binen kenarlar CE uzunluğu isteniyor benden. Ha, buradaki uzunluk isteniyor X. Hocam ben 6'yı nasıl kullanacağım? Peki diyenleriniz olabilir. 6 neresi? DE uzunluğu 6 oluyormuş. 6 şurasıymış arkadaşlar. Yanlış yere yazılmış. Pardon özür dilerim. Şurası DE uzunluğu 6 birim olarak verilmiş. Tamam. Burası 6. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi tamam artık belki 6'yı siz de A üstü E diye fark etmişsinizdir ama soruyu iyi okuyun diye ben size hep söylüyorum. E, şekil üzerinde bazen kaymalar olabiliyor. Burası 6. E, şimdi bir daha yapın isterseniz. Şuraya 6 olarak alan arkadaşlar için söylüyorum. Neyse 6'yı buraya yazdık. Eyvallah. Şimdi ben bunu açtığım zaman hocam üstte binen kenarlar birbirine eşit. Şu karışık kenarların eşitliğini göstersek de göstermesek de bir işimize yaramayacak. E ne yapalım? Hocam üstte binen açılar birbirine eşit ya. Buradaki açılardan olmak zorunda eşit olmak zorunda. E hocam bak şuradaki üçgende ne çıktı? Bir iç açıortaylık çıktı. 8 bölü 6 yani 4 bölü 3 oranı var arkadaşlar. Tabandaki oran 8 bölü 6 ise burası 4K iken burası ne olur? 3K olur. E şimdi geldik bu 90'ın mantığını kullanmaya. Hocam bak açı ortaylardan birini 90 derece almış. E 2'dir yapıyoruz. E ne olacak? Hop şunu uzatırsam bu da açı ortay olmaz mı? Çünkü iç ile dış arasındaki bak şu üçgeni karaladık ya. Bunun içi ve dışı arasındaki açı 90 derece olacaktı. Ya da bir önceki sorudaki gibi alfa alfa yazıp 90 eksi alfa yazıp buranın da 90 eksi alfa olduğunu da görebilirsiniz. E burası da ne oldu? Dış açı ortay oldu. Bakın şu üçgende yine kırmızı üçgende dış açı ortaylı çıktı. Bak bu dış açı ortay. Dış açı ortayın değdiği yerden başlıyorum tekrarlı. İşte tekrarlı olmasını o yüzden diyorum dış açı ortayın değdiği yerden başlayın. Tabanda tekrar o yüzden değdiği yer mantığı da burada önemli. Bunun tamamının oranı yani x bölü x artı 14 eşittir. İlk ok nereye değiyor? 3k'ya. İkinci ok nereye değiyor? 4k'ya. 3k bölü 4k. Artık sen de bunu yaptıysan helal olsun. Bundan sonra açı ortayla ilgili soru kaçırmazsın. Niye? Açı ortay illa düz bir şekilde gelmek zorunda değil. Yan piri de gelebilir. Al. şekilde al görüldüğü gibi. Evet buradan işler dışlar yapalım. 4x eşittir. 3x artı 42'den. 3x artı 42'den. X de buradan kaç geldi? 42 geldi arkadaşlar. Yani cevabımız ne oldu? 42 yaptı. Evet uzunlukla sayı değeri tutmuyormuş gibi ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Uzunluk değerini tutacak şekilde şekli çizmeye çalışsak şekil buraya sığmazdı. O yüzden bu şekilde oldu. Tamam mı gençler? Evet örnek 20 cevabı böylelikle 42 oldu. Geldik örnek 21'e. Artık bilmiyorum ama şu son soruları siz kendiniz böyle bir durdurup ilk önce bir kendiniz çözseniz daha iyi olur arkadaşlar. Hem 21'i hem de 22. ve bunlar çünkü can alıcı sorular. Bakalım ne diyor soru. ABC üçgeninde bir karton AD boyunca katlandığında AB'nin yarısı katlanılan bölgenin altında kalıyor. Bak adam sana bunu boşu boşuna vermez. Sen bunu katlamışsın. Öncelikle bir katlamayı geri doğru açalım arkadaşlar. Katlanmadan önce şeklimiz bu muydu arkadaşlar? Aynen buydu. Hatta burası kaçtı? 5'ti. Tamam sen bunu böyle katladığında AB'nin yarısı katlanılan bölgenin altında kalmış diyor. O zaman şu yarısı katlanılan bölgenin altında kaldıysa bununla bu birbirine eşittiğini eşit. Yani ben bunu soruda kullanacağım. Şu bilgi önemli. Büyük ihtimal şu soruyu yani şu yarısı hikayesini kullanmadığınız için yapamadınız. E şimdi verilen bilgilere bakalım. Hocam katlama bak kenar uzunluğu var. Hemen kenara gidiyorum. Hocam üst üste kenarlar birbirine eşit. Yani burası beşgen burası da 5 beş yapacak değil mi? Çünkü almışım ben bunu böyle katlamışım. E dolayısıyla burası beşgen burası da 5 beş olacak. Buraya kaç kaldı? 3 kaldı. E sonra üstte binen açılar birbirine eşit. Hocam bu açıyla bu açı eşit olacak. Ama karışık olan açıları dikkat ettiniz mi hiç? Genelde yazmıyorum. Yani çünkü kullanmıyoruz genelde. Hiç burayı yazmayayım. İç içe giriyor çünkü açılar. E burada açı var mı? Var. Şuradaki açılar da birbirine eşit mi? Eşit. Şimdi BD uzunluğu isteniyor. Bak X isteniyor senden. E arkadaşlar yoğunlaşacağın yere bakacaksın. Yani ne? Verilen bilgilere bakacaksın. Ya sen ne buldun? Arkadaşım 2'yi kullandın. Hani 5 gen 5'i kullandın. 5 gen 5 olacak 3 olacak. Yani artık 3'ü kullanmalısın büyük ihtimalle. X'i kullanmalısın. Sonra burada da bir açıortaylık var mı? Var. Ya sen nereye yoğunlaşacaksın? Bak X'i bulmak için şu üçgene ya da X'i bulmak için şu üçgene yoğunlaşacaksın. Ama hocam şu büyük üçgene yoğunlaşacağım. Hiçbir özel bir durum yok. Şuraya yoğunlaşsam en azından bak ne var burada arkadaşlar. Bu üçgende dış açı ortay var. He, dış açı ortay. Dış açı ortayın değdiği yerden başlıyorum. Tekrarlı. Hocam şu bölü tamamı yani şuraya A buraya da A dersem A bölü 2A eşittir. İlk ok nereye değiyor? 3'e. 3 bölü ikinci ok nereye değiyor? X'e. Buradan A'lar gitti. X'de kaça eşit oldu? 6'ya eşit oldu. Kolay bir soru. Katlama ile ilgili güzel dış açı ortay sorusu arkadaşlar. E, dikkat edin. Artık dediğim gibi bu son soruları da anlarsak hiçbir yerde hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Bu arada harbiden de hoş bir soru. görünmesi hani sizin tabirinizle konuşayım. Görülmesi zor bir soru. Niye? Açı ortay düz değil. Böyle yampiri verilmiş. E yampiri verilirse ne görülmesi zor oluyor. Ama de dediğim tekniklerle giderseniz dış açı ortayın dediği yerden başlayacaksınız. Şöyle tekrarlı mantığıyla giderseniz sizin için Oradaki dış açı ortay mantığını kullanmak demek. Bu verilen bilgiyi kullanmak demek. Soruyu daha net bir şekilde yapabilirsiniz. Daha pratik bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet geldik örnek 22'ye. Sanırım bu videonun son sorusu. Örnek 22'de öncelikle 3, 4 ise 5. Ooo süpersiniz. Sorunun yarısını yaptınız. Harikasınız. Yaptık mı yaptık. Gerçekten yaptık. Neyse. E hocam bu açı ortay bu açı ortay. Verilen her bir bilgiyi kullanacağım. Büyük de dik üçgen. E bazılarınız direkt formülden yazacaktır bu açıyı. 90 artı... Do... A açısı bölü 2 90 bölü 2'den yazacaksınızdır da ben hiç oraya girmeyeyim. A A diyeyim buraya da B diyeyim. Hocam 2 A artı 2 B 90'a eşit değil mi? Evet. 2 A artı 2 B eşittir 90 ise A artı B'yi buradan kaç buluruz arkadaşlar? 45 derece buluruz. Madem A artı B 45 o zaman burası 135 yapacaktır. Yani buradaki açıya kaç derece kaldı? 45 derece kaldı. E ee, şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar bizden x isteniyor. X'e yoğunlaşacağız. Yani şu üçgende var mı bir şeyler? Yok gibi. Şurada 3, 4, 5 yazdık. E başka yapacak bir şey yok. 90'ın yanında burada 45 gelmiş. Heh. Şimdi burada ben 90'ın yanına 45 değil de eğer 20'nin yanına 80 verseydim çoğunluğunuz bu soruyu yapardınız. Niye? Şimdi ben 90'ın yanına 45 verince insanın kafası ister istemez şeye gidiyor. Özel açım mantığına gidiyor. Hocam 45 derece var burada 45'i nasıl kullanmalıyım falan şeklinde diyorsunuz. Doğru haklısınız. Bu soruyu da zor yapan sadece bu. Yani 90 ve 45'in olması. Dediğim gibi burası 20 burası 80 olsaydı sen bu soruyu çok rahat bir şekilde yapardın. Niye? Hocam 20 ile 80 özel durumu nedir? 180'e tamamlayan derdin. 100 a 180'e tamamlayan 80. Şöyle uzatırdın dış açı ortaydan burası da 80 olur derdin. Tamam Ama burada dene. İlk başta bir dene. 90 45 hocam 45'in mantığını kullanayım. Şöyle dik çizsen bir işine yarıyor mu? Yaramıyor. 3 bölü 2 3 bölü 2 zaten sayılar gıcık oluyor. E yaramıyor. E başka 45'i de kullanamıyorum. Şuradan dik çizsem şöyle dışarıda gelse. Buradan yürüyor mu? E, buraya A dersem A artı 3 ise bu da A artı 3. Gerçi buradan da çıkıyor cevap. 45'in mantığından da çıkıyor. Niye? E, şuradan dik çizdin ya. Şurada da bir kelebek benzerliği oluşmuş oldu. E, 3 bölü A, 4 bölü A artı 3 deyip oradan sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bunu şöyle yapayım. 45 mantığından da çıkıyormuş bu arada soru. 90 ile 45 yan yana geldi mi? Geldi. Ee, özel durum 180'a e tamamlayan kaç 45A bu da özel yani hop Burası da 45 Ha şurada dikkat edin Bazen şöyle de oluyor hocam 60 60' da veriliyor mesela Hani 60- 60 verince özel açılara yoğunlaşıyoruz ee, burada burada da şey çıkabilir bak iç açı ortaylık var ama 60 60 120 180'e tamamlayan 60 Bak şunu da uzatsam bu da 60 yapıyor yani bu üçgende şu dış açı ortayda olmuş oluyor arkadaşlar. Genelde bu tarz sorularda biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Buna da dikkat edin. Niye? Özel açı olmasından dolayı. Sizde bir sıkıntı yok aslında. Normal. Ben de yaşıyorum. Herkes yaşıyor zaten. Neyse 90 ile 45 yan yana. 180'e tamamlayan e, yine 45. Özel bir durum çıktı. Yani şu üçgende dış açı mı oldu arkadaşlar bu? Evet. Dış açı ortayın yerden başlıyorum. Tekrarla x bölü tamamı. x bölü x artı 5. Eşittir ne olacak? İlk kok ok nereye değiyor? 3'e. İkinci ok nereye değiyor? 4'e. 3 bölü 4'e eşit olacaktır. 4x eşittir. 3x artı 15'ten x'e buradan ne geldi? 15 geldi arkadaşlar. Yani sorunun cevabı böylelikle 15 yaptı. Ve burayı da açı ortayı da böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. Sırada ne var gençler? Kenar ortay konusu. Daha öncesinde de söyledim. Öğrenciler için sıkıntılı ama eski sen için sıkıntılı, yeni sen için sıkıntılı olmayan bir konu. Çok zevkli bir konu. Çok aşırı derecede zevk alacağınız bir konuya giriş yapacağız biraz sonra. Evet gençler o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kenar ortayın konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.